Herkese merhabalar. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyorum. İzmir'de Opel ile çok özel bir hafta sonu geçiriyoruz. Opel'in en ama en performanslı modellerinden birisi olan Astra OPC'yi bu hafta sonu burada test edeceğiz. Ve şöyle bir denkte, şöyle bir tesadüfte oldu burada. Rally ile geçen bir hafta sonu var İzmir'de aynı zamanda. Ve Opel'in de motor sporlarına çok fazla ilgisinin olduğunu biliyoruz uzunca yıllardır. Yanımızda Opel Türkiye'nin genel müdürü Özcan Keklik var. Özcan Bey, evet, bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Motor sporlarını Opel markası olarak Türkiye'de elinizden geldiğince desteklemeye çalıştığınızı, yer almaya çalıştığınızı biliyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Sizden dinlemek isteriz. Öncelikle hoş geldiniz İzmir'e. Sağ olun. Bugün gerçekten sağ olun. Güzel bir hava çok var. Çok güzel bir gün. Evet. Biraz rüzgarlı ama hava evet. Güzel. Tabii güzel havada da güzel bir hafta sonu geçecek. Hem siz testinizde umarım çok keyif alırsınız. Hem de rally'de güzel bir hafta sonu geçecek. Opel olarak biz yıllardır Türkiye'de motor sporlarına çok ağırlık veriyoruz. Bir takımımız var idi. Son birkaç senedir faal olmayan bir takımımız. Opel performans takımımız. Bu da tabii genel global stratejilerle bağlı bir olay. Evet. Araba gelişmediği zaman yapacak çok fazla bir şey yok. Ama bu sene biz tekrar yavaş yavaş ısındıralım istedik. Bu sene Taner Şengezener önden çekerli Corsa'yla. Sınıfında Corsa'yla, eski Corsa ama hala çok canavar bir Corsa. Evet, evet. O Corsa'yla şampiyonluğu kovalayacak. Ona destek oluyoruz. Tabii ki o tamamen kendi takımının işi ama biz destek oluyoruz. Bu da bir dediğim gibi bir ısındırma olur inşallah. Evet. Önümüzdeki sezonda biz de belki Avrupa'da şu anda hazırlanan güzel arabalardan Türkiye'ye getirme fırsatı buluruz. Evet evet, zaten yani ülkemizde tüm markaları görmek istiyoruz aslında ve hangi marka katılırsa katılsın bunun bir sevinci oluyor ve Opel'i de hani görmek güzel oluyor açıkçası. Biz tabii o takımımızı kapatmadık. O evet. Takım şu anda hani gerekli zamanda tekrar canlanmak üzere bekliyor. Onun için arabalar oldukça işte şimdi Adam R2 var Avrupa'da rallilerde evet, koşacak. Evet, çok popüler şu evet, şeyde pistlerde koşan Astra'nın OPC'nin Nürburgring versiyonu var. Bunlar biraz daha arttıkça yatırımlar, yeni Corsa'da belki yeni bir şeyler gelecektir. Evet. Ondan sonra biz de Türkiye'de biraz daha faal olacağız. Evet Özcan Bey, OPC demişken bu hafta sonu gerçekten bu kadar hani motorspor performansla dolu bir hafta sonuna, performansla dolu Opel'in aslında en performansla yüklü otomobillerinden birisi diyebiliriz değil mi Astra OPC için? Ve onun testine başlayacağız biz de ufaktan. Neler söylemek istersiniz bu otomobille ilgili? Tabii Astra OPC, şimdi bizim OPC sınıfı hem Corsa'da hem Insignia'da ve Astra'da da var. 3 tane değişik performansa yönelik otomobiller. Insignia'daki biraz daha konforlu ama Astra tam oturuyor. Çünkü evet. Arabanın dinamiği, küçüklüğü, bütün özellikleri teknik olarak çok muhteşem. Yani performansa hazır her şeyle. Kesinlikle. Yani evet. Üzerindeki fren sistemi, süspansiyon sistemi, manyetik kontrolleri, bütün her şeyiyle evet. 4-4'lük bütün işte 280 beygir motor gücüyle biraz da düz vites olması tabii evet. Burada önemli. İstanbul'da biraz zor olabilir ama İzmir'de, evet, evet, İzmir'de keyfini çıkaracağınıza eminim. Performans namına zaten yani genellikle bu tarz otomobillerde manuel vites daha çok tercih edildiğini de düşündüğümüzde aslında çok da kötü değil bizler açısından. Zaten standart hali yani GTC karoseriyle bile Astra bu halinde hani o sportif kimliğini ön plana çıkartabiliyor. OPC'de bunun daha da bir ön plana çıktığını bugün burada görüyoruz. Gerçekten bu performanslı kimliğini çok güzel bir şekilde ön plana çıkartan bir otomobil. Bakalım yolda bizim testimiz sonrasında nasıl izlenimler bırakacak bizde. Biz de çok merakla bekliyoruz. Bugün için size gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Var mıdır eklemek istediğiniz başka bir şey? Yok yani Opel markası Türkiye'de şu anda çok köklü bir marka. Bu sene 25. yılımızı kutluyoruz. Evet. Her zaman başarılı olmuş. İniş çıkışlar tabii ki yaşanıyor dönem dönem. Tabii, tabii. Ama her zaman biz belli bir büyüklükte var olmaya çalışıyoruz. Temel mottomuz müşteri memnuniyeti, müşterilerimizi her zaman memnun edebilmek. Evet. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ürünlerimiz çok gelişledi. Corsa'dan Insignia'ya, evet. Yeni işte Mokka'da 1.6 dizel otomatik için bu kombinasyonlarla şu anda herkese bir Opel'imiz var. Evet. Umarız hem performans seven hem ekonomi seven aynen. Tüm müşterilerimize. Özellikle hani bu yılki gelen yenilikler, teknik anlamdaki yenilikler çok güzel. Ülkemiz açısından da çok uygun yenilikler diyebiliyoruz aslında. Tabii uzun zamandır beklediğimiz 1.6 dizellerde otomatik şanzımanlarımız yavaş evet. yavaş. İşte evet. bu ay sonunda inşallah Mokka'da gelecek. Evet, evet. 1.6 dizel motor zaten
zaten başlı başına çok güzel, çok başarılı bir motor. Umarım daha da yukarıya taşıyacağız. Evet, İrlanda'da Mokka'yı test ettik zaten, kullandık. Onu da çok beğendik. Şimdi Insigne'yi 4 kez de herkes gibi biz de bekliyoruz. Artı 1.6 bu 1.6 zil otomatik şanzımanla hani kombine edilmiş halini çok merak ediyoruz. Yıl sonuna doğru zaten Astra'da da geliyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ve bunun takibini artık yeni versiyonları da, yeni modelleri de göreceğiz sanırım. Bundan sonra yok demeyeceğiz hiçbir şey. Evet artık göreceğiz diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Için. İyi eğlenceler dilerim. Sağ olun, sağ olun. O zaman biz şimdi ufaktan teste başlayalım müsaadenizle. Buyurun. Biz teste başlıyoruz. Evet, OPC ile testimize başlamadan önce İzmir Gündoğdu Meydanı'na geldik. İzmir'in de dokusunu açıkçası hani bu test sırasında ben de daha fazla çıkarmayı, İzmir'in tadını daha fazla çıkarmayı istedim ve çok güzel bir şehir burası. Her detayı, her noktası çok güzel. Şu anda kordondayız ve Gündoğdu Meydanı'na geldik. Modelin burada biz tasarımsal detaylarına biraz yakından bakacağız. Otomobilin özellikle ve özellikle zaten kendine özgün bir karakteri var. Kupe formundan dolayı yani 5 kapılı versiyonundan çok daha farklı bir tasarım var. Ve OPC'ye özgün detaylar da bu otomobilin bir performans iksirinin sahip olduğunu, bir performanslı ateşli bir hatchback olduğunu daha fazla, daha net bir şekilde ön plana çıkartabiliyor. Bunlara yakından bakarsak eğer, özellikle baktığınız zaman tasarımda bu 20 inçlik jantlar otomobilin bu performans karakteristiğini çok çok fazla ön plana çıkartabiliyor. Ve bunların yanı sıra modele özgün tampon tasarımları, spoiler tasarımı bu otomobilin bir ateşli hatchback olduğunu çok fazla ön plana çıkartabiliyor. Ve bu gibi tasarımsal detaylarıyla Astra OPC birçok rakibine göre daha fazla, daha hırçın bir karakteristiğe sahip. Evet, Opel'in evi İzmir'de Astra OPC'nin tasarımını inceledikten sonra şimdi Gündoğdu Meydanı'ndan biraz Astra OPC ile rally ruhunu daha yakından yaşamaya gideceğiz. Şu anda bildiğiniz gibi İzmir'de bu hafta sonu İzmir Ege Rally'si yapılıyor ve Ege Rally'sinin yapıldığı etaplara doğru Astra OPC ile gidip orada OPC'nin sürüş performansını, sürüş karakterini daha yakından inceleyeceğiz. Astra OPC sizlerin de uzunca zamandır beklediği bir ateşli hatchback. Bu ligdeki birçok otomobili kullandık. Megane RS ve Leon Cupra testlerine bu video içindeki bağlantılardan veya videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz bu arada. Direkt olarak rakipleri olarak göreceğimiz modeller çünkü onlar. Burada işler ne düzeyde? Performans namına bir kere çok çok iddialı davranmış ateşli hatchback'inde Opel Astra'sında 2 litrelik turbo makineden 280 beygir ve 400 Nm gibi çok çok iddialı bir güç verisi alınabilmiş. Bu tarz güç verilerini artık birçok rakibinde duymaya başladık. Buna yakın güç verisine sahip rakipleri var. Fakat bu kadar güçlü bir paketi önden çekişte açıkçası çok da fazla duyduğumuzu söyleyemeyiz. 6500 devire kadar şu anda gördüğünüz çevirmeme izin verdi. Ve şu ana kadar ben sadece normal modda gittim. Burada iki farklı mod var bana. Daha fazla sürüşün iştahını kapartmak adına sunulmuş olan Opel tarafından. Bunlar Sport ve OPC. Önce bir Sport'a bakalım. Sport'ta kesinlikle gaz artık biraz daha net, biraz daha tepkili. Ve bunu bir rally etabında deniyor olmanın da, bu tarz bir otomobil deniyor olmanın da verdiği keyif gerçekten muazzam. Burada birçok çok çok iddialı yarış otomobillerinin ilerlediği bir ortamda bu otomobille gitmek, otomobili anlama bakımından benim için çok daha elverişli oldu açıkçası. Çok temiz bir asfaltta değiliz. Ancak buna rağmen muazzam muazzam bir tutumu var. Onu mutlaka belirtmeliyim en başta. Ve daha OPC'ye geçmedik. Şimdi OPC'ye geçtiğimiz zaman hissedilir düzeyde artık hani otomobildeki bazı bir takım boşlukları tamamen kapattı ve amortisörleri
bir takım uyaranlar gönderiyor ve burada neredeyse yani tamamıyla bir rally otomobilinin setuplarına gelmiş durumda. Çok çok daha sertleşti, çok daha net. Yoldaki en ufak bir tümseyi dahi burada şu anda hissediyorum. Ve güç muazzam ya. 400 Nm torku açıkçası bu torku zapt etmekte ben önden çekişin daha fazla zorlanacağını düşünüyordum. Ancak sürekli azgınlık yapmak isteyen bu 400 Nm torku Opel burada dizginlemek için çok akıllı bir diferansiyel kilidine yer vermiş. Ve bu kilit ön tarafta, ön tarafın tutunma kayıplarının başladığı an direkt olarak algılarda bulunuyor. Algılamalarda bulunuyor ve şu anda hani otomobilin elektronik sistemlerini kapatmamış olmama rağmen ön tarafta kesinlikle kayıp olmuyor. Yani sürekli inceliyorum, bakıyorum elektronik sistemler devreye giriyor mu? Çok çok bir üst limitteyiz şu anda. Ancak ona rağmen gerçekten çok etkili bir tutumu var. Yani şasinin rigidliği dengesi çok etkileyici bir noktada burada. Dengeye bakar mısın? Dengeye. Muazzam bir denge var ve hani şu anda çok temiz bir asfaltta gitmiyoruz. Ona rağmen bu şekilde. Yani bu anlamda otomobilin viraj stabilitesi, şasisi size çok çok güzel bir sürüş opsiyonu sunabiliyor. Çok üst limitte bir sürüş opsiyonu sunabiliyor. Ve bütün bunları ben hani bahsettiğim gibi daha elektronik sistemleri kapatmadan daha yapıyorum. Açıkçası ona çok da ihtiyaç duymadım şu ana kadar onu yapmaya. Vay vay vay. Yani işin özeti Opel burada Astra Opsi'de size çok dengeli bir şasiyle bu gücü sunuyor. Bundan dolayı da açık konuşmak gerekirse hani dört çeker olmama durumu sürüşe geçmeden önceki kadar sürüşe geçtikten sonra beni tedirgin etmiyor bu otomobilde. Kesinlikle etmiyor. Vay 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 vay. Çok dengeli ve çok net tepkileri var. Kesinlikle çok dengeli. Burada tek istediğim şey OPC modunda geçtiğimizde dahi otomobilin özellikle gaz tepkilerinin OPC'de hani biraz daha canlı olması, biraz daha net olması. Evet, çok güzel bir güç var. 0-100 değeri 6 saniye. Megane RS gibi çok çok dişli rakiplerle kıyaslandığı zaman aynı performansa sahip bu performans hissi var. Ancak burada Astra Opsi'de birçok rakibine göre biraz daha ağır başlı bir karakter var. Yani bu güç var, bu performans var. Bunu daha net, daha sert bir şekilde talep ettiğiniz zaman size gösteriyor. Fakat bu gücü size birçok rakibine göre biraz daha uysal bir şekilde sunuyor. Yani sizi burada biraz daha uysal ve burada sizi biraz daha fazla yaramazlık yapmamaya yönelten bir sürüş karakteri var Astra Opsi'de. Yani bu uysallık size burada neler sunuyor? Bu otomobil kesinlikle limitleri çok çok yukarılara çıkardığımız zaman birçok süper spor sürücüsünü terletecek virajlarda, limitlerde potansiyele sahip. O hıza sahip virajlardaki limiti gerçekten çok yüksek. Yani kayma reaksiyonları beklediğim anda kesinlikle öyle bir şey yok. Ve otomobili çok şuursuz bir şekilde viraj çıkışında özellikle virajın içine atmak istediğim durumlarda dahi işte o tarz noktalarda diferansiyel kilidinin etkilerini, faydalarını fazlasıyla görüyorum. Otomobili ani yön değişiminde çok çok üst limitlerde viraj içine daha fazla atmak istediğim durumlarda işte diferansiyel kilidinin faydalarını ve yardımını daha fazla hissediyorsunuz burada. Mesela Megane RS'teki o işte limitlerde ne bileyim işte viraj girişinde frenajla arkaya getirme durumları ya da viraj çıkışında gaza fazlaca oturup ön tarafı açma durumlarını burada bu otomobili size çok çok onlara göre çok daha düşük bir seviyede hissettiriyor. İşte bundan dolayı da bu karakteristikten dolayı da bu otomobille iddialı tur zamanları çıkartmak çok daha kolay. Ve limitleri yukarılarda görme opsiyonu açıkçası çok da tecrübeli olmayan eller için buradaki bu sürüşte daha fazla mümkün. Elektronik sistemleri kapattığımızda da otomobilin
Hani ön tarafındaki muhteva kaymaları daha net görebiliyoruz burada. Fakat işte hani bu gece dizginlemedeki baş kahramanlardan birisi olan diferansiyel kilidinin etkilerini daha da net görüyoruz. Otomobili adeta tutkal gibi, otomobil özellikle ön tarafını tutkal gibi yola yapıştırıyor. Bu da size çok fazla güven veriyor. Kayıp kesinlikle yok. Gazı tamamen oturup virajdan açmak istediğiniz durumlarda kafadan kopma opsiyonları kesinlikle ve kesinlikle rahatsız edici bir boyutta değil. Ve bu başladığı zaman da artık limitin çok çok üzerine çıkmış oluyorsunuz. Ve ufak gaz hareketleriyle gazı biraz çekerek işte ayarınızı o otomobildeki kolaylıkla ideal çizgisine oturtmanız mümkün olabiliyor. Astro Opis'te özellikle performanslı kullanımlar için ilgimi çeken bir detay da G-Meter oldu. Buradan otomobilin özellikle performanslı kullanımlarda üzerinize binen G etkilerini burada önünüzdeki ekrandan da daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bunların haricinde pist kullanımlar için isterseniz OPC ile tur zamanınızda tutabiliyorsunuz. Bu performansı biraz daha hissedebilmek adına otomobilin dışarıya verdiği ses gibi içeriye de biraz daha fazla bu performansı çağrıştıran bir sesi açıkçası ben kendi adıma duymak isterdim. Bu otomobil genel karakteristiğiyle işin özünde sizi çok fazla yaramazlık yapan bir sürüş yapmanın ötesinde daha çok hani limitlerde temiz bir çizgide sanki bir pistte hızlı bir tur zamanı çıkarırmışçasına bir sürüş yapmaya iten bir karaktere sahip. Ki zaten hani yine hani bu anlamda otomobilin işte çizgisini bozmak istediğiniz durumlarda size yardımcı olamayan bir diğer etmen de elektronik park tünelinin kullanılmış olması. Yani burada performanslı kullanımda özellikle otomobilin çizgisini bozmak istediğiniz durumlarda özellikle mekanik bir el frenini yer alması çok daha iyi olurdu. Vites yollarının biraz uzun olmasından dolayı özellikle performanslı kullanımda vites kaçırmalar mümkün olabiliyor. Yani burada özellikle bu otomobile özgü biraz daha kısa oranların ayarlandığı bir vites ve mekanik el frenin eksikliği özellikle çok böyle yaramazlık yapmak istediğiniz durumlarda hissediliyor. Ancak limitte kesinlikle size verdiği güven muazzam düzeyde, özellikle bir süper spor kovalamak için en ideal ateşli hatchbacklerden birisi Astro OPC. OPC moduna geçtiğiniz zaman otomobilde hissedilir düzeyde bir sertleşme oluyor. Ve bu sertleşme sadece süspansiyonlardan ibaret değil, direksiyon artık kesinlikle çok daha sert ve bunun yanı sıra artık çok çok daha hisli bir yapıda olabiliyor bu sertliğinin de yardımıyla. Bunun yanı sıra tabii ki birçok versiyonunda olduğu gibi artık gazla daha net tepkilere, bana daha hızlı dönüşlere sahip. Ancak ben burada hani bahsettiğim ya, özellikle bu modda gazın tepkilerinin hani biraz daha bana hızlı dönmesini isterdim. Tabii bu kadar yüksek bir performanslı otomobilin kullanımından sonra hani nasıl bir yakıt tüketimi bizi karşılar sorusu da merak konusu. Her ne kadar performanslı otomobillerde bu tarz disiplinlere ilk etapta çok fazla bakılmamış olsa dahi ben burada bir karma test tüketim ortalaması belirledim. Ona da baktım. Performanslı ve karma test tüketim ortalamam Astra OPC ile 14.2 litre. Ve tabi burada altı çizilmesi gereken önemli noktadan birisi hani bu otomobilin birçok rakibine göre biraz daha uysal bir karakterisinin olduğundan bahsettim. Ve bu sürüş konforu anlamında işte Astra OPC'de sizin daha fazla karşınıza çıkıyor. Günlük kullanıma daha fazla elverişli, daha fazla uygun bir karakteristiği var kesinlikle. Ve burada en güzel haberlerden birisi de muazzam düzeyde ayarlama opsiyonlarına sahip olan yarış koltukları. Ve günlük kullanıma uygun yapısının önemli noktalarından bir diğeri de hani standart Astra ailesi gibi burada bolca eşya gözlerine yer verilmiş olması ve bunların yanı sıra özellikle ön tarafta hani bir kupeye göre çok cömert bir hacme sahip olması Astra OPC'nin bence hani bu günlük kullanıma uygunluğunun önemli sebeplerinin, etmenlerinin başında geliyor. Astra OPC'nin içinde her şey çok tanıdık. Yani standart Astra'ya birçok rakibinin olduğu gibi standart versiyonlarına çok benzeme durumu burada da açıkçası devam ediyor. En fazla bu otomobilin farklılaştığı noktalar altı düz ve biraz daha farklı ve ele biraz daha iyi oturan bir direksiyona sahip olmasıyken burada ön tarafta oturanlar için sunulan koltuklar, yarış koltukları çok ama çok başarılı. Sadece yarış koltuğu olmaları bakımından başarılı değiller. Çok farklı opsiyonda size
baldır, bel ve sırt desteği sunabiliyorlar. Hatta omuz desteği de çok güzel ayarlanmış. Özellikle ve özellikle performanslı kullanımda bunun çok fazla etkisini, yardımını görüyorsunuz. Birçok rakibinde hani bu opsiyon yarış koltuğu ateşli hatchbacklerde sunuluyor. Fakat özellikle bu koltukların farklılaştığı noktalarının başında şu geliyor. Bel ve baldır desteğini farklı opsiyonlarda ayarlayabiliyor olmanızın yanı sıra burada isterseniz bu bel desteğini sertleştirip hani buradaki süngeri sertleştirip daha yumuşak bir kıvama da getirebiliyorsunuz. İşte bu durumda çok farklı opsiyonlarda hani ayarlama durumunun sunulması çok farklı bedendeki kilodaki insanların hani bu tarz bir ateşli bir hatchback'te dahi kendine ideal sürüş posunu bulmasında çok önemli bir role sahip. Ve hacim konusu genellikle kupe tarzı işte ateşli hatchback'ler bu anlamda çok iddialı olmazlar, başarılı olmazlar. Bu anlamda birçok rakibi gibi önde hiçbir sorun yer almıyor Astro Opis'i de. Arka taraf mesela benim için tam sınırda 1.86 boyundayım. Oraya bir de bakalım. Buradaki hacim benim için tam sınırda baş ve diz mesafesi bakımından. Yani zaruri durumlarda açıkçası burada oturmayı tercih edebilirim. Özellikle performansı kullanımında burada oturmayı çok fazla istemeyebilirim. Fakat çok güzel bir detay var. Arkadakiler için de 2 bardaklığın ve içinde bir gözün yer aldığı bir koltuğa da burada yer verilmiş. Astro Opis'i de en fazla dikkatimi çeken güzel detaylardan birisi de buradaki güneşli farklı opsiyonlarda ayarlayabiliyor olmanız. Güneş çok dik açıda gelmediği durumlarda burayı açarak daha ferah bir sürüşte yapmanız mümkün olabiliyor modeliyle. Evet, burada performansla dolu bir hafta sonu geçiyor bizim için de. Astro Opis'i test ederken yanımızda Opel'in desteklediği Taner Şengezener ve Bora Yılmaz var. Onlar da bu yarışta yarışıyorlar. Corsa ile yarışıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Evet Taner abi, ne demek istersiniz? Yarışla ilgili fikirlerinizi almak isteriz, hedeflerinizi. Bu sene Türkiye Rally Şampiyonası ön çeker şampiyonasını kovalayacağız. Evet. Türkiye Rally Şampiyonası iki şampiyonadan oluşuyor. Hem 4 çeker hem 2 çeker. Biz 2 çekeri kovalayacağız bu sene. Aracımız Opel Corsa Super 1600. Grubumuzda iddialıyız. Evet. Bu sene 2015 sezonu için Opel desteğiyle yarışıyoruz. Opel ve Yatsan desteğiyle yarışıyoruz. Evet. Ege Rally'sinin ilk yarış olması bizim için bir avantaj. Biz de İzmirliyiz, Ege'liyiz. Burada kendi şehrimizde en iyi şekilde birinciliği almaya çalışacağız. Çok iyi hazırlandık. Aracımız hazır, biz hazırız. Kopilotumla yıllardır aynı kopilotum. Evet, Bora ile yıllardır beraber yarışıyoruz. İnşallah güzel bir yarış geçecek. Opel markasına Ege'de bir birincilik kazandırmak istiyoruz. Evet, evet. Biz de merakla izleyeceğiz. Başarılar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.